Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını devam ederken Gündoğmuş ilçesinde yerleşim bölgeleri hala tehdit altında. Bölgedeki yangınla ilgili ayrıntıları şimdi Sevgi Deniz'den alacağız. Sevgi, hemen sözü sana bırakıyorum. Derya, şu anda Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, ilçe merkezindeyiz. Saatler öncesinde aslında Gündoğmuş'un köylerinde o noktalarda haber nöbetimizi devam ettirdik. Canlı bağlantılarla aktardık sizlere o noktalarda yangının etkisini sürdürdüğünü. Ne yazık ki şehir merkezine ulaştı, sirayet etti. Yangın o noktada kontrol altına alınamadı bölgede. Bölge şu an aslında Gündoğmuş ilçesine bağlı. Tüm köyler şu anda o noktada alevlere teslim olmuş durumda. Bölge giriş çıkışlar kapatıldı. Ne yazık ki kontrolden çıkan yangın şehir merkezine kadar ulaştı. Hemen kameraman arkadaşım sizlere o noktada gösterecek. Bakın şehir merkezine nasıl sirayet ettiğini, dumanların bu yönde ilerlediğini sizler de görebiliyorsunuz. Ekipler aslında dört bir yandan müdahale ediyordu o bölgeye ama ne yazık ki yangın rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi bölgede. Köylere, tüm köy şu anda boşaltılmış durumda o noktada. Ne yazık ki kontrolden çıkan yangın şehir merkezine doğru indi ve bölge için tahliye haberi geldi. Camilerden anonslar yapıldı. Şehir merkezinde bulunan kadın ve çocukların dumandan etkilenmemesi için bölgede uzaklaştırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede sayısızca polis ve çevik kuvvet görevlendirdi. Sizler de şu anda görebiliyorsunuz. Tabii vatandaşların güvenliği için aslında bu noktadalar. Yangın dediğim gibi şehir merkezine sirayet etti. Dolayısıyla vatandaşları daha güvenli bir yere götürmek için bu noktada nöbet tutuyor ekipler. Yangın şu anda Gündoğmuş'u sarmış durumda. Maalesef günlerdir burada etkiliydi. Kontrol altına alınmaya çalışıyordu bölge ekipler. Tabii dört bir yandan mücadele ediyordu. Yangın daha çok dağlık ve ormanlık alanlarda yoğunlaşmıştı. Biliyorsunuz ki dört farklı noktada aslında başladı. Yangın daha sonra pek çok noktaya yayıldı. Şehir merkezine yayılmıştı ama sonra kontrol altına alındı. Daha sonra yangın ormanlık alanlara ve daha yüksek dağlık alanlara yönelmeye başladı ama tabii yeniden şehir merkezlerine sirayet etmiş durumda. Tabii köylerdeki vatandaşlar günler öncesinden tahliye edilmişti. Bölge boşaltılmıştı. Şu an yangın hala o noktalarda etkisini sürdürüyor. O noktalar tamamen alevlere teslim olmuş durumda. Tabii köylerin olduğu, yangınların sirayet ettiği o nokta aslında çok sert bir nokta. Yani yol o kadar geçiş açısından İtfaiye ekiplerinin bile giremeyeceği bir yol. Tabii bir yandan da bölgeye karadan dolayısıyla müdahale etmek çok güç o noktada. Havadan müdahaleler sürekli devam ediyor. Şu anda da ekranlarınızda yansıyor zaten. O noktada helikopterlerin sayısı arttırılmış durumda. Hem su kapasiteleri de arttırıldı helikopterlerin. Kontrol altına almaya çalışıyorlar köyleri. Şehir merkezine daha fazla ulaşmaması için bölgede yoğun bir ekip çalışıyor şu anda ama ne yazık ki şehir merkezine kadar ulaştı yangınlar, alevler. Tabii bu noktada buradaki vatandaşlar ekiplerin de desteğiyle, yardımıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Özellikle kadın ve çocuklar dumandan etkilenmemesi için. Tabii camilerde sela seslerine şahit oluyoruz. Sela sesleri yükseliyor bölgeye. Yağmur yağması için dualar ediliyor. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor Antalyalılar. Aslında Türkiye çok zor zamanlar, çok hassas günler geçiriyoruz. Camiden sela sesleri yükseliyor. Yağmur yağması için vatandaşlar dualar ediliyor. Neredeyse yangının sirayet etmediği köy sayısı çok az. Tarihin en büyük yangınlarıyla karşı karşıyayız. Vatandaşlar ise tabii diken üstündeler. Kimi bölgeyi aslında terk etmek istemiyor. Evleri var. Evlerini terk etmek istemiyorlar. Kendi önlemleriyle aslında müdahale etmeye çalışıyorlar noktalara. Görmüş olduğunuz gibi tabii camilerden hala anonslar yapılıyor. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması için. Çünkü
Saatler sonra bölgeye ekiplerin güç yoğun müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Çünkü rüzgar çok etkili. Dağlık bölgelerinde devam ediyor yangın. Yüksek kesimlerde devam ediyor. Tabii rüzgar çok etkili. Ekiplerin işini daha da güçleştiriyor bu durum. Ne yazık ki şehir merkezine kadar indi. Bu noktada da ekipler müdahalesini sürdürmeye devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Derya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.